Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle pamuk poğaça tarifini paylaşacağım. Lezzetiyle ve yumuşaklığıyla hepinizin çok beğeneceğini umuyorum. Gördüğünüz gibi harika bir yumuşaklıkta bir poğaçamız var. Görüntüsü mükemmel. Bir tanesinin dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika. Ben içine kaşar koydum. Nasıl pamuk gibi. Şimdi yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım paketten biraz fazla yaş maya, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 4 tatlı kaşığı şeker, 2 yumurta akı içi için kullanacağız. Üstleri için ise 2 sarısını kullanacağız. Ve içine de istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Lor, beyaz peynir veya kaşar. Ben bugün kaşar tercih ettim. Yarım pakette kaşar peynirimiz ufak ufak doğradım. Ve şimdilik 6 su bardağı unumuz yapımına başlayalım. Öncelikle kabımıza ılık sütümüzü ve ılık suyumuzu alıyoruz. Bir karıştırıp sıcaklığına bakıyoruz. Çok sıcak olmasın. Toz şekerimizi ilave edelim. Mayamızı içine ufalayalım. Bununla da şöyle bir karıştırıp 5 dakika bekleyelim. Mayamız iyice eridi. İçine ayçiçek yağımızı da ilave edelim. Yumurta aklarımızı. Ve unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Yavaş yavaş iyice yedirin. Ve şimdi tuzumuzu da ilave edip hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Son bardağımızı biraz kontrollü ilave ediyoruz. 6 bardak unumuz tam geldi. Hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı. Harika bir hamur oldu, yumuşacık. Şimdi üzerini kapatıp ılık bir ortamda ortalama 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz ortalama 1 saatte gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Kapağını açalım. Ve havasını indirelim şöyle. Şimdi hamurumuzu isterseniz kabın içinden de şekil verebilirsiniz ama eşit oranda paylaştırmak için hamur matınızın üstüne de alabilirsiniz. Ben hamur matımın üzerine aldım. Şimdi eşit 20 adet parçada bezeler yapacağım. Hamurumu 20 eşit bezeye ayırdım. Şimdi bir tanesini şöyle elimle alıp şöyle biraz açıyorum ve içine peynirimi koyuyorum ve kapatıyorum. Avucumla şu şekilde yuvarlayarak şekiller verip tepsimi alıyorum. Elimle açıyorum. İçine peynirimizi ilave ediyoruz ve kapatıyoruz. Tüm bezelerimize içlerini peynirlerini de koyarak şekillerini verdik. Tepsimize dizdik. Şimdi ortalama 30 dakika tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyoruz. Poğaçalarımız tepsi mayasında çok güzel mayalandılar. Şimdi üzerlerine ayırdığımız 2 adet yumurta sarımız, 1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yumurtamızı çırptık ve çok hafif şekilde söndürmeden poğaçalarımızı üzerlerine yumurta sarımızı sürüyoruz.
sarılarını, bütün her tarafını sürdük poğaçalarımızın. Şimdi üzerlerine çörek otu ve susam atıyoruz. Susamlarını ve çörek otlarını attığımız poğaçalarımızı önceden ısıtılmış alt üst ayağı 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Pamuk poğaçalarımız fırından çıktı. Şimdi biraz soğuması için dinlenmeye bırakıyoruz. Yumuşacık pamuk poğaçalarımız sunuma hazır. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.